Birden fazla olabilir mi kişide hocam? Şimdi fıtık dediğimiz zaman aşağı yukarı vücutta bütün organların fıtığından bahsedilebilir. Beyinde bile fıtıklaşma olabiliyor. Yani kafa içi basıncının değiştiği durumlarda beyinde omuriliğe doğru fıtıklaşma, herniasyon gösterebiliyor. Boyunda olabiliyor. Boyunda, omurgalar arasındaki disklerde, belde. Bunlar tabii beyin cerrahisini ilgilendiren konular ama yine de oradaki disklerin, beldekini düşünelim, disklerin anatomik yolları kullanarak yer değiştirmesi sonucu sinire bası yapmasıyla semptomları, belirtilerini ortaya çıkaran bir fıtıklaşmadır. Bunun dışında bizi ilgilendiren fıtıklar daha çok karın bölgesindeki fıtıklardır. Karını bir torba olarak düşünelim. İçinde bağırsaklarla, işte omentumla, diğer organlarla dolu bir torba olarak düşünelim. Bu torbadaki zayıf noktalardan karın içerisindeki yağların veya bağırsakların yer değiştirmeye çalışmasına biz karın fıtıkları diyoruz. Karın fıtıkları da çok çeşitlidir. Tabii halk arasında en yaygın bilineni kasık fıtıklarıdır. Gerçekten de en fazla sayıda gördüğümüz fıtık çeşidi kasık fıtığıdır. Erkeklerde daha çok görmekteyiz. Kadınlarda da azımsanmayacak derecede görmekteyiz. Bunun dışında ameliyatlara bağlı oluşan fıtıklar vardır. Biz bunlara insizyonal herni diyoruz. Kişi geçirdiği bir ameliyat sonrası, tabii oradaki doku zafiyetinden kaynaklanan açılmalar oluyor. Karın duvarında açılmalar oluyor. O açılmadan bağırsaklar bir yol bulup cilt altına doğru, karın cildi altına doğru yer değiştiriyor. Buna da biz insizyonal herni diyoruz. Bunun dışında göğüs boşluğuyla karın boşluğunu ayıran diyafram denilen bir zar vardır. Bu zarın içerisinden çok önemli yapılar geçer normalde anatomik olarak. Nedir bunlar? Yemek borusu, aort yani ana atar damarımız, vena cava dediğimiz ana toplar damarımız, bu diyaframı karın boşluğundan yukarıya geçerek kalbe ulaşır. Bu yapıların oluşturduğu normal anatomik delikler vardır zaten. Ama karın içi basıncı bir şekilde artan durumlarda veyahut da anatomik bir bozukluk nedeniyle mesela midenin karın boşluğunun içerisinde olması gerekirken o yoldan, yemek borusunun geçtiği yoldan göğüs boşluğuna doğru yer değiştirmesi de mide fıtığı olarak biliniyor. Ona da mide fıtığı diyoruz. Hiatus hernisi daha doğrusu anatomik adıyla. Bunun dışında diyaframın zayıf olan yerleri vardır veyahut da doğuştan açık olan bölümleri vardır. Buradan diyafram hernileri dediğimiz diyaframdaki o açıklıklardan karın içi organlarının yer değiştirmesi sonucu fıtıklar oluşabiliyor. Bilmiyorum bu kadar ayrıntılı anlatınca halkımız için çok şey olur mu ama... Çok da etkili olur hocam. Çünkü bilmiyorum. En azından izleyenlerimiz de bilirler yani. Mide fıtığı neymiş, kasık fıtığı neymiş, en azından farklarını bu şekilde anlayabilirler. Ayrıca mesela düşmeler sonrası, yüksekten düşmeler, işte trafik kazaları sonrası, bu diyaframdaki yırtılmalar oluyor. Gözden kaçan özellikle yırtılmalar sonucu. Yine o yırtık yerden, diyaframdaki yırtıktan bağırsakların veyahut da midenin göğüs boşluğuna geçmesi sonucu sonra oluşan edinsel fıtıklar, diyafragma hernilerini görebilmekteyiz. Bu şekilde daha çoğunu doğuştan olan konjenital herniler vardır. Tabii doğuştan fıtıklar vardır. Bir de halk arasında çok bilinen göbek fıtığı mesela. Bu da göbek bağının çıktığı, karından dışarı uzandığı bölgedeki zayıflıktan oluşan göbek fıtığı. Bu kasık fıtıklarından sonra kasık fıtıklarından sonra en sık onu görmekteyiz. Göbek fıtıklarını görmekteyiz. Kabaca bu şekilde... Neden